أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Evet, herkese tekrar esenlikler. Bugünkü Kur'an çalışmasına da hoş geldiniz. Bugünkü ayetler Sure 11, Davud suresindeyiz. Ayetler 69-83'e kadar. Yani 15 ayet. Kısa gibi gözükse de aslında bayağı çok madde var. Onun için rahatınıza bakın. İnşallah başlıyoruz. İlk öncelikle Rabbi eyyuzu bike min hemezati şeyatin ve eyyuzu bike Rabbi en yahturun. Rabbim sana sığınıyorum şeytanların sultalarından ve sana sığınıyorum Rabbim yanımda bulunmalarından da. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Unutfukarın merhametin tan adıyla. İlk ayetimiz 69. ayet. Şöyle diyor. Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gittiğinde esenlik olsun dediler. O da esenlik olsun dedi. Ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Önce esenlik olsun yani ile başlamak istiyorum. İbrahim'e melekler, elçiler gelirken ilk dedikleri bu. Şimdi bu Kur'an'da bize selamlaşma, yani selam aslında zaten olan neyse, yani selamlaşma metodu Kur'an'a göre üzerine esenlik olsun demektir veya huzur. Mesela 16. surun 32. ayetinde şöyle okuyoruz. Onlar doğruluk üzere bir durumdayken melekler esenlik üzerinize olsun. Yaptıklarınız hiçbir ödül olarak yaptıklarınız için bir ödül olarak şimdi cennete giriniz diyerek onların hayatlarını sonlandırırlar. Bize de bu emir verildi. Yani sadece meleklere değil. 6. surun 4. ayetinde görüyoruz ki vahiylerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selamun aleyküm, esenlik üzerinize olsun. Rabbiniz merhametin kendi niteliği olduğuna kararı bağladı. Ve bu şekilde devam ediyor. Yani bize de böyle selam, yani böyle konuşmaya açmak şeyi verildi. Fakat bu ayette vahiylerimize iman edenler sana geldikleri yazıyor. İman etmeyenler, onlar da aynı. 28. surun 55. ayetinde de şöyle okuyoruz. Onlar boş konuşmaya denk geldiklerinde ondan yüz çevirirler ve derler ki biz kendi yapıp ettiklerimizden sorumluyuz ve siz de kendi yapıp ettiklerinizden sorumlusunuz. Esenlik üzerinize olsun. Biz cahil kimseler gibi davranmak istemiyoruz. Bu burada tabii ki yüz çevirenlere de aynı şekilde bu yanıt verilmeli görüyoruz. Evet, ayetin diğer kısımlarına geçelim. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle gittiğinde esenlik olsun dediler. O da esenlik olsun dedi. Ve hemen kızartılmış bir buzağa getirdi. Bir sonraki ayet. Ona ellerini sürmediklerini görünce şüphelendi ve onlardan korktu. Dediler ki korkma, bizler Lut'un halkına gönderiliyoruz. Bakın burada misafirperverliği görüyoruz. Yani misafir misafirleri ağırlama ahlakını diyelim. Yani misafirleri ağırlama ahlakını görüyoruz. Hemen kızartılmış bir buzağı getirdi yani. Babaannem derdi yani buzağı et şeydi yani, bayağı nadir yenilen bir şeydi yani. Eskiden diyorum tabii ki şimdi. Ama ona rağmen yani en kaliteli bir şey verdi. En etli, en yağlı, tabii sağlık açısından demiyorum. Şey açısından yani. Değer açısından, para açısından diyelim. Yani en kaliteli yemeğe getiriyor. Bir sonraki ayet, ona ellerini sürmediklerini görünce. Ya bunu halen daha merak ediyorum ben. Yani nasıl bir şey, ne gördü acaba İbrahim orada? Merak ediyorum. Ama sonuçta ona ellerini sürmediler. Biliyoruz bu elçiler, melekler insan şeklinde geldi.
hemen tanımadı. Yani öyle öyle göründüler. Başka örneklerde de bunu biliyoruz. Fakat ellerini sürmedikleri görülmüş yani. Bir şekilde. Ve dedikleri ilk şey korkma. Bizler Lut'un halkına gönderiliyoruz. Yani biz evet meleğiz. Yani Lut'un halkına gönderildik. İbrahim'in bu şeylerden haberi var. Ve ilk dedikleri bu yani Lut için. Evet şimdi şu kısma odaklanmak istiyorum. Yani bizler Lut'un halkına gönderiliyoruz. İbrahim Lut'un kim olduğunu nereden biliyor? Bir dakika. Bunun için Tevrat'a bakalım. Yaratılış 11'de Sam'dan Avram'a. Şimdi şöyle. Kronoloji ve soy ağacı biliyorsunuz. Tevrat'ta geçer bayağı. Yaratılış 11. bölümün 26. ayetine şöyle itibaren şöyle yazıyor. 70 yaşından sonra Terah'ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu. Terah'ın Avram, Nahor ve Haran adlı oğulları oldu. Terah soyunun öyküsü şudur yani. Terah, Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Avram biliyorsunuz ki İbrahim'dir. Terah'ın yani Avram, Nahor ve Haran'ın babasıydı. Haran'ın Lut adlı bir oğlu oldu. Görüyorsunuz yani amca oğul. Haran babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Kildanelerin Ur kentinde öldü. Avram'la yani İbrahim'le Nahor evlendiler. Onların ikisi evlendi yani o iki oğul. Avram'ın yani İbrahim'in karısının adı Saray veya Sara. Nahor'unkinin adı Milka'ydı. Milka Yiska'nın babası Haran'ın kızıydı. Sara kısırdı, çocuğu olmuyordu. Bakın burada da görüyoruz. Terah oğlu Avram, İbrahim, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u. Yani Terah oğlu Avram'ı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u ve Avram'ın karısı olan gelini Sara'yı yanına aldı. Kenan ülkesine gitmek üzere Kildanilerin Ur kentinde ayrıldılar. Haran'a gidip oraya yerleştiler. Terah 205 yıl yaşadıktan sonra Haran'da öldü. Devam ediyor 12. bölümde. Rab Avram'a yani İbrahim'e şöyle dedi. Bakın bu Kur'an'ın anlatılan o babasıyla işte kavimiyle hikayesinden sonra olan bir şey. Bakın Rab Avram'a İbrahim'e şöyle dedi. Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git. Dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Avram, yani İbrahim, Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Bakın burada, bunlar aslında akrabalar. Ve Lut da onunla birlikte, yani iman edenlerin arasındaydı kavminden. Ve onunla birlikte gidenlerden birisiydi. Buradan tanıyor Lut'u. Avram, Haran, aslında yani devam edelim. Neyse, Avram, İbrahim Haran'dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı. Karısı Saray'ı, yeğeni Lut'u, yeğeniydi yani. Lut, İbrahim'in. Haran'da kazandıkları malları, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Buraya vardılar. Avram, yani İbrahim. Ya burada, tamam devam edelim. İbrahim ülke boyunca Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab Avram'a görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Avram kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rab'be bir sunak yapıp Rab'i adıyla çağırdı. Sonra konağa göçe Negev'e doğru ilerledi. Devam ediyor. Ülkedeki biraz sonra da ülkedeki şiddetli kıtlık yüzünden Avram geçici bir süre için Mısır'a gitti. Sonra Mısır'dan da geri çıkınca yani Avram karısı ve sahip olduğu her şeyle birlikte Mısır'dan ayrılıp Negev'e doğru gitti. Lut da onunla birlikteydi. Yani bütün bu yol boyunca Lut İbrahim'le birlikteydi. Çok ilginç. Avram çok zengindi. Sürüleri, altınları, gümüşleri vardı.
Negev'den başlayıp bir yerden öbür, yani Tanrı onu nimetlendirmiş aslında. Negev'den başlayıp bir yerden öbürüne göçerek Beytel'e kadar gitti. Beytel ile Ay kenti arasında daha önce çadırını kurmuş olduğu yere vardı. Önceden yapmış olduğu sunağın bulunduğu yere gidip orada Rabbi adıyla çağırdı. Avram'la birlikte göçen Lut'un da davarları, sığınakları, çadırları vardı. Malları öyle çoktu ki toprak birlikte yaşamalarına el vermedi. Bakın, buraya kadar hep birliktelerdi. Burada mal varlığı çoğaldığı için birlikte yaşamalarına el vermedi toprak. Yan yana yaşayamadılar. Avram'ın çobanlarıyla Lut'un çobanları arasında kavga çıktı. O günlerde Kenanlılarla Periziler orada yaşıyorlardı. Avram Lut'a, yani İbrahim Lut'a şöyle dedi: biz akrabayız. Bu yüzden aramızda da çobanlarımız arasında da kavga çıkmasın. Bütün topraklar senin önünde. Gel ayrılalım. Sen sola gidersin, ben sağa gideceğim. Sen sağa gidersen ben sola gideceğim. Lut çevresine baktı. Şeria Ovası'nın tümü Rabbin bahçesi gibi, Soğara doğru giderken Mısır toprakları gibiydi. Her yerde bol su vardı. Rab, Sodom ve Gomora. Bakın, Lut'un bu hikayedeki kenti. Rab, Sodom ve Gomora kentlerini yok etmeden önce ova böyleydi. Lut kendine Şeria Ovası'nın tümünü seçerek doğuya doğru göçtü. Birbirlerinden ayrıldılar. Bakın, burada ayrılıyorlar. Avram, İbrahim Kenan topraklarında kaldı. Lut ovadaki kentlerin arasına yerleşti. Sodom'a yakın bir yere çadır kurdu. Sodom halkı çok kötüydü. Rab'be karşı büyük günah işiniyordu. Şimdi Lut ile İbrahim'i ilgilendiren kısım bu. Yani elçiler, melekler İbrahim'e geldiklerinde ilk dedikleri şey Lut'un haberini ver. Onun için gelmişler. Fakat konuşma devam ediyor. 71. ayetinde konuşma şöyle devam ediyor. Karısı ayakta duruyor, yani evet, konu şöyle devam ediyor. Karısı ayakta duruyordu ve ona İshak'ın ve İshak'tan sonra Yakup'un müjdesini verdiğimizde güldü. Dedi ki: vay başıma gelenler. Bu yaşımda nasıl bir çocuk doğurabilirim ve işte buradaki de benim kocam, yaşlı bir adam. Bu gerçekten garip. Onlar dediler ki: bunu Tanrı için mi garip buluyorsun? Ey mabedin sakinleri, Tanrı rahmetini ve nimetlerini size ihsan etti. O övgüye layık olandır, şanlıdır. Bak, bildiğiniz üzere İbrahim ile Lut'un malları bayağı artırıldı. Yani Tanrı onlara nimet ihsan etti. Evet, yani burada İshak ve İshak'tan sonra Yakup'un müjdesi de verildi aynı zamanda İbrahim'e. Karısının tepkisi de: bu yaşı nasıl doğurabilirim ve işte buradaki benim kocam, yaşlı bir adam dedi. Hatırlıyor. Yani burada yazıyor 72'de. 73'te bunu Tanrı için mi garip buluyorsun diye yanıtladılar melekler, elçiler. Neden? Çünkü başka yerlerde Kur'an şöyle diyor: gökleri ve yeri başlatan bir şey yapmak için ona sadece ol der ve o olur. Yani böyle bir tanrıyla, yani bunu Tanrı için mi garip buluyorsun diye yanıt vermeleri çok mantıklı meleklerin. Yani gökleri bir yeri başlatmış. Sadece ol demiş, olmuş. Başka yerde Kur'an'da herhangi bir buyruğu gerçekleştirmek için tek yapması gereken ona ol demektir ve o da olu verir. Bakın, herhangi bir buyruğu. Tek yapması gereken. Başka bir ayette de şöyle yazıyor: bir şey yapmak için biz ona sadece ol deriz ve o olur. Bakın, burada biz yazıyor bu sefer. Yani Tanrı burada melekleri işinde hizmetçi kılıyor. Biz. Meleklerin de burada bir payı oluyor. Tanrı onları o şekilde onurlandırıyor. Belki ondan melekler gelmiştir. Çünkü belki, yani belki diyorum. Yani melekler müjde ile birlikte belki bir manipülasyon da yapmış olabilirler sarıya. Çünkü burada biz yazıyor. Yani onların da bir işbirliği var, bir hizmetleri var bu konuda. Olabilir yani. Olmayabilir de. Sadece buradan bunu çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Mümkün olmasını. İbrahim'in korkusu yatışınca ve ona müjde iletilince, ne müjdesi? İshak ve İshak'ın oğlu Yakup. Yani İbrahim'in korkusu yatışınca ve ona müjde iletilince Lut'un halkı yararına bizimle tartışmaya başladı. Çok ilginç. Yani
İbrahim Lut'un halkıyla ilgili tartışmaya başladı. Bu tartışmanın detayları yazmıyor Kur'an'da. Fakat Tevrat'ta şöyle bir şey yazıyor. Yaratılış 18'de. Şöyle yazıyor. Adamlar oradan ayrılırken Sodom'a doğru baktılar. Bakın burada böyle geçiyor. Ya yani İbrahim onları yolcu etmek için yanlarında yürüyordu. Rab. Ya burada Rab yazıyor tabii. Bu Rab'be elçilik yapan yani melekler konuşuyor tabii ki burada yani. Belki sembolik olarak Rab denilmiştir. Elçilik yaptıkları için. Rab'be. Rab yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim dedi. Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek. Yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Doğru ve adil olanı yaparak yolunda yürümeye oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Affedersin, bir ses geldi. Benim sesim geliyor değil mi size? Yoksa Geliyor, benim... geliyor. Tamam maşallah tamam. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. Şimdi bizim ilgilendiren kısım şurada. Sonra İbrahim'e Sodom ve Gomorra büyük suçlama altında dedi. Günahları çok ağır. Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu değil mi göreceğim. Bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Şimdi burada bu kısımdan emin değilim. Kırmızıyla işaretledim. Çünkü zaten karar verilmişti yani. Gidiliyordu. Zaten tahminde bilgisi var. Önce kırmızı işaretledim. Yani sonra devam ediyor. Adamlar oradan ayrılıp Sodom'a doğru gittiler. Ama İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. Rabbe yaklaşarak yani elçilere diyelim. Elçilere yaklaşarak bakın itirazı şöyle. Haksızla birlikte haklıyı da mı yok edeceksin diye sordu. Yani İbrahim burada hakikaten tartışmaya başladı. Kentte 50 doğru kişi var diyelim. Oraya gerçekten yok edecek misin? İçindeki 50 doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? Yani Lut halkı uğruna tartışmaya başladı. Sonra devam ediyor İbrahim. Senden uzak olsun bu. Haklıyı haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Yani sana yakıştırmıyorum diyor. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı diyor. Yani evet böyle yazıyor Tevrat'ta. Elçilerin cevabı şöyle. Eğer Sodom'da 50 doğru kişi bulunursa onların hatırına bütün kente kıymayacağız diye karşılık verdiler. Kenti bağışlayacağım çevir hatası. Doğrudan silinsin yani. Yeni Amerikan Kutsal Kitabı'nda İngilizce'de çevirdim. Kente kıymayacağım yazıyor. Yani orada doğru kişiler, elçiler olduğu vakit elçilerin yani imanların yani doğru kişilerin işte o Sodom ve Gomorra'da yapılanların tolere etmeyenlerin insanları orada durdukça o kente kıymayacağım cevap arıyoruz. İmanlar orada oldukça oraya azap gelmeyecek diye karşılık veriliyor. Peki sonuç ne oluyor? İşte şu şekilde yani sonuca gelmeden Kur'an'ın ayetleriyle bu kısmı bitirelim. Diyor ki doğrusu İbrahim hoşgörülü, son derece iyi kalpli ve itaatkardı. Ey İbrahim, bundan sakın. Rabbinin kararı verilmiş bulunuyor. Onlar kaçınılmaz azabı üzerlerine çektiler. Yani sonuç şöyle. İbrahim diyor ki orada Lut var. O kavim yani Lut uğruna o kavmi sağa bırak. Hani Lut da orada. O kavmi yıkma diyor aslında orada. Onun için konuşuyor. Çünkü burada Lut'un halkı yararına bizimle tartışmaya başladı. Lut'un yararına değil, halkı. Yani orada Lut var. Lut orada da onun halkına kıyma. Yani Lut da gidecek. Yani o halk da onunla birlikte tabii aynı yerde oldukları için halkı uğruna da tartışmaya başladı. O başlamış oldu. Tanrı da ona kıymam diyor Lut oradayken. Kur'an'da İbrahim bundan sakın diyor. Tanrı kararı verilmiş bulunuyor. Onlar azabı üzerine çektiler. İbrahim burada yapması gereken şey neydi? Melekler bir elçidir ve imanlar Tanrı'ya ve elçisine tereddüt etmeden itaat ederler. Yani itaat etmesiydi lazım. Yani yapması gereken şuydu. İşlerinde hüküm vermesi için Tanrı'ya ve elçisine davet ettiklerinde imanların tek sözü işliyoruz ve itaat ediyoruz demeleridir. Bunlar kazananlardır.
Tanrı ve elçisine itaat edenler ve Tanrı'ya derin saygı duyup onu gözetenler, işte bunlar muzaffer kimselerdir. Yani aslında İbrahim burada evet istiyorum, itaat ediyorum demesi gerekiyor. Tanrı'ya derin saygı göstermesi gerekiyordu. Bu ayetler bunu birlikte tutuyor. Ama kötü niyetle yapmadığı için herhalde bu ciddi bir şekilde şey olmadı ama İbrahim bundan sakın denildi yani. Evet, şimdi diğer başlıklar söylemeyi unuttum. Sadece Atlas Mühendisi'nin koyduğu başlıkları kullanıyorum. Bir önceki başlık İbrahim ve Lut'tu. Şimdiki başlık Atlas Mühendisi'nin koyduğu başlıklar sadece bunlar. Bir sonraki başlık bu ayetlerde eşcinsellik kınanmıştır başlığı. Ayetler şöyle devam ediyor. Elçilerimiz Lut'a gittiğinde onlara kötü davranıldı ve o onların varlığından dolayı mahcup oldu. Bu zor bir gün dedi. Halkı koşarak geldi. Onlar günahkar eylemlerine alışık bir şekilde büyümüşlerdi. Ey halkım, eğer yerlerine kızlarımı alırsanız bu sizin için daha nezih olur. Tanrı'ya derin saygı duyun. Beni misafirlerime karşı mahcup etmeyin. Aranızda aklı başında bir adam yok mu? Evet, yani bu ayetlerde çok bilgi var aslında. Öncelikle elçiler Lut'a gidiyor. Yani İbrahim'in sandığı gibi Lut'un kavmine gidip pat küt hepsini yok edip bırakmıyorlar. Lut'a kendisini ilk önce gidiyorlar. İlk önce bunu anlayalım. Elçiler Lut'un kendisine gidiyor. Fakat gittiklerinde onlara kötü davranılıyor ve Lut mahcup oluyor. Tekrar misafirlere güzel ağırlamak. Bakın, Kur'an misafirleri güzel ağırlamak örnekleriyle dolu. Tekrar bir örneği görüyoruz. Fakat Lut burada mahcup oluyor. Zor bir gün diyor. Bir sonraki neden mahcup oluyor? Çünkü halkı koşarak geldi. Yani eşcinsel istekleriyle geldiler misafirlerine Lut'un. Şimdi vurgulamak istediğim kısım, bizim çağımıza hitap eden kısım şu. Yani vardır başka şeyler. Benim vurgulamak istediğim burada, Tanrı'ya diyorsa şu. Onlar günahkar eylemlerine alışık bir şekilde büyümüşlerdi. Bakın bunu gözümüzü açarsak, yani zihin gözümüzü açarsak bizim günümüzde ne kadar uygulanabileceğini aslında bir düşünürsek müthiş bir uygulanma var. Şimdi onlar günahkar eğilimlerine alışık bir şekilde büyüdüler ve farkına varmıyorlar. İlk önce eşcinselliğe bakalım. Şurada ben bu pointer'ı açmaya çalışayım inşallah. Pen miydi? Laser pointer. Evet, burada. Burada görüyoruz ki bu gay, yani eşcinsellerin haklarını savunma protestosu Amerika'da. Bunlar da onu savunuyorlar. Bunlar bu ortamda büyüdüler. Yani biz burada konuşuyoruz tabii. Ama onlar bizim bu ortamda muhtemelen büyümediler. Yani bunlar ona alışkın demek istiyorum. Yani bu onların eşcinselliğinin tahammül edildiğine, böyle günahkar eylemin bir tahammül edildiğine alışık bir şekilde büyüdüler. Burada da bu bir filmdenmiş sanırım. Burada da bu iki kişinin aslında yani evlilik öncesi zina işlediklerini hikayesi. Bu da bizim çağımızda da çok yani uygun. Çünkü bu olay da bizim yani çağımızda, onlar günahkar eylemlerine alışık bir şekilde büyüdüler. Yani düşünsenize, Hristiyanlığı unutmuşlar, reddetmişler, terk etmişler, yani öyle diyeyim. Yahudilik zaten uzak. Birisinin mikrofonu açık. Kapatabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani burada bu film sanırım şunu gösteriyor. Yani bir evlilik öncesi zinanın, ya şimdi bilmediğim bir şey söylemek istemiyorum ama sanırım trajedisini gösteriyor olmalı. Yani evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmenin
Bizim günümüzde günahkar bir eylem. Bütün kitaplarda bu şekilde yazılı. Fakat ona alışık bir şekilde büyüyorlar. Yani öyle. Altta da en son örnekte mafya. Bakın şimdi biz mafya dediğimiz zaman o falan diyoruz değil mi? Yani halbuki onlar için normal ya. Onlar o ortamda büyüyorlar zaten. Yani Amerika'daki mafyaları düşünün. Aile, yani aile ortamı daha ne kadar yakın olsun değil mi? Daha yakın olabilir mi yani dünya hayatında? Aile ortamı. Yani bu şekilde alışık bir şekilde büyüyorlar ama çok büyük bir günah. Yani adam öldürmek, kıymak, işte esrar, para, yani fuhuş veya herhangi şekilde hangi türde mafya işlerini yürütüyorlarsa artık. Bunlar bizim çağımıza birkaç örnek. Günahkar eğilimlerine alışık bir şekilde büyümüyorlar. Başka bir örnek kürtaj mesela. Kürtaj cinayettir başlığıyla. 17-31 şöyle diyor. Fakirlik korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Biz onların rızkını da sizin rızkınıza temin ederiz. Onları öldürmek büyük bir suçtur. Yani evlatlarını öldürmek, yani kürtaj mesela örnek olarak. Bu büyük bir suçtur. Buradaki bu alışkın oldukları bir eylem. Bakın alışık bir şekilde büyüyorlar. Fakat burada tabii dürüst olmalıyız. Amerika'da yani keep abortion legal bir kısmı protesto yapıyor. Yani kurtaj legal kalsın. Veya işte burada kurtaj safe sizde. Yani yani can güvenli bir şekilde ve legal bir şekilde kalınsın. Burada reject abortion demiyor. O kısmı kesmiş herhalde fotoğraf. Fakat burada, yani burada kürtajı savunanlar var. Burada ise kürtaja karşı protesto var. Yani hayatı sevin, hayatı seçin. Veya buradaki birisi şey demiş. Ben de bir hücre, yani birikimiyim. Yani o şey rahimdeki bebişlere veya işte hücre birikimine, yani hücre birikimi diyorsunuz ama ben de bir hücre birikimim. Veya burada ben de bir hücre birikimim ve ben kürtaja karşıyım diyorum. Buradaki kişi de şey demiş. Yani bu bir seçim mi yoksa çocuk mu? Sonra buradaki kadın da şey demiş. İlk yani hakkımız hayattır yani demiş. Yani bu konu çok tartışılan bir konu ve burada evet böyle bir yani aslında çözüm var Kur'an'dan, yani bu büyük bir suç. Yani demek istediğim, günahkar yani alışık bir şekilde büyümüş olsak bile Kur'an'ı dinleyip günahkar eylemlerden vazgeçmek gerekir veya savunmamak gerekir. Evet. Ek 34'te Bekaret ki şöyle yazıyor. Gerçek imanların oğullarına ve kızlarına yaşamları boyunca mutluluklarının yatağının yasasını takip etmelerine ve iffetlerini korumalarına bağlı olduğu öğretilmelidir. Bu kendilerini sadece eşleri için saklamaları gerektiği ve kimsenin kendilerine cinsel anlamda dokunmalarına izin vermemeleri gerektiği anlamına gelir. Bakın neden bunu verdim? Çünkü bu dediğim gibi alışık olunan bir günahtır. Yani alışık bir şekilde büyülmüş olunan, yani bu şekilde büyümüş insanların, alışmış insanların toplumumuzda günahıdır. Bugünün toplumu diyor, eklem ediyor. Bugünün toplumu birinin ayrıtılmasına yol açacak tesirli şeylerle doludur. 80'lerin Amerikan toplumunda ebeveynler bile kızları için erkek arkadaş ve oğulları için kız arkadaşlarından bahsetmeye başladılar. Ergenlik çağına eriştiklerinde birçok ebeveyn çocuklarına doğum kontrol araçları bile temin ediyor. Ergenlik çağına erişenlerin endişe verici bir oranı fizyolojik olarak olgun olmamalarına rağmen ve hiçbir ahlaki sınırlama olmaksızın cinsel olarak aktif durumdalar. ABD'de her ay milyonlarca illegal hamilelik ve bunlarla bağlantılı trajediler artı milyonlarca trajik kürtaj gerçekleşmektedir. Devam ediyor. Bu ahlaki çöküşün sonuçları arasında şunlar yer almaktadır. İstenmeyen ve destek görülmeyen çocuklar, ihmalkar ve sorumsuz babalar, insanların yaşamlarına ve mülklerine saygısız suçlular, sosyal açıdan milyonlarca uyumsuz kişi, tedavisi olmayan genital uçuk, tedavisi olmayan genital sihirler, tahrip edici frengi ve bel soğukluğu displazi, öldürücü AIDS ve daha önce hiç bilinmeyen yeni hastalıklar.
Çoğu insanın bilmediği şey bu ahlaki çöküşün hayatları boyunca onlara pahalıya mal olduğudur. Pardon. Çünkü dünyayı idare eden tek yasa Tanrı'nın yasasıdır ve Tanrı'nın yasasının bu bariz ihlalleri kendileri için çok fazla sefalete ve problemlere mal olmaktadır. Çocuklarını önemseyen gerçek imanlar, iffetlerini korumaları için onlara sürekli olarak ve ısrarla tavsiyelerde ve hatırlatmalarda bulunacaklardır. Yani tolere etmeyecekler. Yani tolere etmeyeceğiz. Sürekli ahlaki Kur'an'ın verdiği ve ahlaki tavırları yönelik tavsiyelerde ve hatırlatmalarda bulunacaklardır diyor. Yani tolere etmemek. Bu kendi mutlulukları için düğün gecelerine kadar bakire kalmaları, sonrasında ise eşlerine sadık kalmaları, asla zina etmemeleri anlamına gelir. Tanrı'nın iffetimizi evlilik öncesi ve sonrası sürdürme tavsiyesi kendi iyiliğimiz içindir. Sağlığımızı, refahımızı ve mutluluğumuzu yahut bedbahtlığımızı kontrol eden Tanrı'dır. Evet, yani ben 34'de bekaret konusunu açıkçası yani paylaşmaktan başka bir şey yapamadım. Çünkü eşcinsellik kınanmıştır ve bu sadece bir örnek yani. Burada günahkar eğilmeleri, alışık bir şekilde büyümek denildikten sonra ben yani bunu mecbur paylaşmam gerekti. Çünkü tam o konu yani, aynı şey. Ek 36'da büyük bir ulusun bedeli şöyle yazıyor 6. maddede. En yüksek ahlaki davranış standartlarını muhafaza eden ve sürdüren bir toplum, alkolizmin yasa dışı uyuşturucuların gayri meşru hamileliklerin, bebek aldırmaların yani kürtaj ve neredeyse hiç boşanmanın olmadığı güçlü bir aile olacaktır. Bu şunu hatırlatıyor yani bugünkü ayetlerimizde. İki tane ifade hatırlatayım. Onlar günahkar yerlerine alışık bir şekilde büyümüşlerdi. Bakın bunlar hepsi burada. Alkolizm, uyuşturucu, gayrimeşru hamilelik, bebek aldırma, boşanma, zina, eşcinsellik, mafya, hatta o bile. Yani bunlar bunlara örnek. Zaten ayetin sonu da çok ilginç. Fark ettiyseniz o aynı ayetin 11.78 ayeti şöyle bitiyor. Aranızda aklı başında bir adam yok mu? Yani evet, siz bu şekilde yani günahkar eylemlerine alışık bir şekilde büyüdünüz de yani aranızda aklı başında bir adam yok mu yani? Lut'un dediği şey aklımıza gelsin. Yani bunlara bakınca yani evet alıştık falan işte alkolizm. Ya aklınız başında değil mi yani? Lut'un cevabını veriyor. Cevabını ben şimdi şu an tekrarlıyorum. Yani mesela alkolizmde. Hadi alışkın bir şekilde büyüdünüz. Tamam. İyi de aklınız başında diyelim en azından. O şekilde bırakın. Mesela. Bir cevap olarak. Devam edelim. Eşcinsellik kınanmıştır. Başlığıyla ayetler şöyle devam ediyor. En son nerede kalmıştık? Evet. Aranızda aklın başında bir adam yok mu? Evet. Tam oradaydı işte. Kızlarımı alın. Misafirlerime karşı beni mahcup etmeyin kısmındaydık. Fakat Lut'un kavmi şöyle dediler. İyi biliyorsun ki kızlarına ihtiyacımız yok. Sen bizim tam olarak ne istediğimizi biliyorsun. O da keşke yeteri kadar güçlü olsaydım ya da güçlü bir müttefikim olsaydı dedi. Kusura bakma. Aklıma bir şey. Ya şu an... Sener abi ya dediğin şey şu anda güldürdü beni. Muhtemelen sırıtıyorlardı dedin ya. Aklıma o geldi şimdi, güldürdü beni. Geçen demiştin. Evet neyse, Lut'un da cevabı şöyleydi. Keşke yeteri kadar güçlü olsaydım ya da güçlü bir müttefikim olsaydı dedi. Yani burada Lut güçlü bir müttefik istiyor. Şimdi bu biz biliyoruz ki en güçlü müttefik zaten Tanrı'dır. Yani Tanrı ve meleklere indiği vakit yani 3000 asker, 5000 asker, biliyorsunuz bu hikayeler. Fakat ilginç kısım burada, daha o hikayeler daha olmamıştı. Yani bilmiyorum fark ettiniz mi ya? O hikayeler daha gerçekleşmedi. Bırakın da Arap toplumuna Kur'an'ın inmesini, daha İsrail toplumu yoktu. Bu İbrahim'in zamanından, yani İbrahim'in soyundan türedi İsrail ve
Arap toplumları. Dolayısıyla da Tevrat, İncil ve Kur'an yok. O hikayeler yok. Mesela solda yukarıdaki örnek Yeşu örneği. Yeşu vaat edilen toprakları fetheden kişi. Musa'nın zamanında olmadı. Çünkü Musa'nın zamanındakiler reddetti İsrail'e girmeyi, topraklarına girmeyi reddettiler. İşte sadece iki kişi itaat etmişti hatırlıyorsanız Musa'ya. Bir tanesi de zaten Yeşu'ydu. Tanrı Yeşu'ya o görevi verdi. Musa'dan sonraki nesil, Musa'nın nesli çölde kayboldu. İtaatsız nesil çölde kayboldu. Ondan sonraki nesil Yeşu, yani ona itaat edenlerin iki kişi vardı ya, hani topraklara girme konusunda. İşte onlardan bir tanesi de Yeşu'dur Tevrat'ta. O görevde Musa'dan sonraki nesli, dediğim gibi Yeşu'nun nesline, Yeşu'nun önderliğinde o görev ona verildi. Ve bu şekilde fethettiler. İşte burada müthiş hikayeler başlıyor işte buradan itibaren. Dolayısıyla Lut da bu zamanları yaşamadı. Yani güçlü bir müttefik o örneği olsun diye. Kaldı ki Lut şu bilgiye de sahip değildi. Biz yetkilenmiş çevrede Kur'an ayetlerinin analizi olarak öğrendik ki, bakın şurada bu beyaz alan şeytanın fikrine katılmayan büyük çoğunluğu temsil ediyor. Melekler işte melekler, evet melekler. Kendi sayılarını bile bilmeyen melekler, o kadar fazlalar. Bu kısım, şu gri kısım, gri alan tövbe edip teslim olan büyük çoğunluğu temsil ediyor. Yani evet günah işlediler ama sonra tövbe ettiler yani. Zaten yenilmişlerdi. Ama tövbe ettiler. Yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar vesaire. Şu küçük siyah kısımda insan ve cinler. Onlar tövbe etmediler. İnsanlar belki şeytan tanrı olabilir dedi. Cinler de şeytan tanrı olabilir kesin dediler. Yani bu kısım. Sadece bu kısım. Yani güçlü bir müttefik dediği Lut, yani bu bilgiye sahip değildi. Yani tarihe güzel olsun, biz gerçekten çok büyük bir bilgi hazinesine sahibiz. Bunu da tekrar hatırlayalım. Evet, ayetler şu şekilde devam ediyor. 81. ayete geldik. Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz ve bu insanlar sana dokunamazlar. Geceleyin ailenle birlikte ayrıl ve aranızdan kimse arkasına bakmasın. Karın hariç, o da kınanmış olanlarla birlikte kınanmıştır. Onların belirlenmiş vakti sabahtır, sabah yeterince yakın değil mi? Şimdi Tevrat'ta melekler geldi, yani elçiler geldi diyor aslında. Tevrat'ta elçi de melektir. Yani aynı kelime olarak aynıdır. Arapça'da ikiye ayrılıyor. Yani elçiler, aynı şekilde elçi yazıyor, Resul yazıyor ama yani melek olduğunu biliyoruz. Tevrat'ta melek yazıyor. O da elçi manasına geliyor. Yani ve hep melek de değildir yani. Oradaki melek kelimesi. Umarım çok karışık anlatmamışımdır. Yani orada melek kelimesi geçiyor. O hep yani mesela antlaşma elçisiyle kısım melek yazıyor orada mesela yani. O hep hep melek olmuyor. Elçi yani genel olarak elçi. Kur'an'da bu ayrılıyor. Yani Arapça'da ikiye ayrılıyor. Bir melek bir elçi oluyor. Daha netlik kazanıyor aslında. Yani bu parantez içine melek çok uyumlu yani Tevrat'a ve doğru bir parantez, yani doğru bir şey yazıyor antlaşması. Zaten Tanrı rehberliği altında oldu ama neyse ben genelde vurgulayayım onu. Doğru bir parantez. Yani melekler biz elçileriyiz Tanrı'nın, Rabbinin elçileriyiz diyorlar. Geceleyin azap gelecek. Yok geceleyin ayrılıyorlar, affedersiniz. Geceleyin ayrılıyorlar, sabah azap gelecek. Yani sabaha kadar yeterince zamanı var herhalde değil mi diyorlar. Fakat buradaki vurguladığım kısım şu. Karın hariç, o da kınanmış olanlarla birlikte kınanmıştır. Nasıl olur ya? Kadın, yani o adamlar eşcinsel. Bu kadın Lut'la öyle. Yani heteroseksüel oluyor. Yani normal bir evlilik. Yani normal ilişki değil mi? Kadın erkek. Nasıl bu kadın da kınanmış onları birlikte kınanmış? Bu o erkeklerle eşcinselliğe katılmıyor. İşte bunun cevabı onlara tolere etmesidir. O eşcinselliği, homoseksüelliği tolere ettiği için. Burada bunu görüyoruz. 8. Sure 25. ayetinde.
Diyor ki aranızdan kötülük yapanlarla sınırlı kalmayacak olan bir azaptan sakının. Bilmelisiniz ki Tanrı'nın azabı şiddetlidir. Dipnotta eşcinselliği tolere eden bir toplum örneğin bir depremle vurulabilir. Tolere etmek ne demek? Yani bunu bakmak istedim yani İngilizce'de. Definition'ı şöyle. Müdahale olmaksızın birinin sevmediği veya doğru bulmadığı bir şeyin varlığına, gerçekleşmesine veya uygulanmasına izin vermek. Yani ister sev, ister sevme, ister doğru bul, ister doğru bulma fark etmez. Müdahale etmiyorsan, izin veriyorsan tolere ediyorsun demektir. Bu çok ilginç. Yani ben de yine bunu idrak etmeye çalışıyorum. Ve bu ayet çok açık yani. Ayetin kendisi aranızdan kötülük yapanlarla sınırlı kalmıyor diyor azap. Dolayısıyla bu bunu açıklıyor. Yani Lut'un karısı da kınanmış oldu. O da helak olacağı konusu burada açıklanıyor aslında. Açıklanmış oluyor. Yani kötülüğü tolere etmemiz lazım. Peki neden? Çünkü onlar onunla tahammül edilemeyen inferno arasında dönüp dolaşacaklardır. Yani biz şimdi bunu tolere edersek veya tahammül edersek ya o insanlar zaten tahammül edilemeyen ya tahammül edilemeyen inferno arasında dolaşır. Yani onlar zaten orada tahammül edemeyecek. Yani hem onlara iyilik yapmış oluyoruz hem yani en azından tahammülü buraya çekelim. Yani tahammül etmemeyi pardon. Yani tahammül edememeyi buraya çekelim. Dünyaya çekelim ki hayrette olmasın. Yani tahammül etmemek hani o insanlık dışı falan diyemezsiniz. Çünkü zaten hani o zaman inferno ne olacak? Ya bu bir gerçek yani bir hakikat bu. Tahammül edilemeyen bir şeyler var. Bunu ispatlamaya çalıştım aslında bu ayette. Peki bizim tolerans göstermemiz gereken tam olarak nedir o zaman? Teslim olarak. Kur'an'da şöyle yazıyor. Rehberliğe davet ettiğiniz zaman onlar işitemezler. Onların sana baktıklarını görürsün fakat onları göremezler. Sen affetme yoluna başvur. Tolerans göstermeyi savun ve cahillere aldırış etme. Yani bir insan rehberlik konusunda tolerans gösterelim. Başka bir yerde de şöyle yazıyor. Dinde zorlama olmaz. Doğru yol artık yanlış yoldan ayrılır vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Yani dine de zorlama olamaz. Yani dini bir konu zorlanamaz. Yani bu konuda da tolerans göstermeliyiz. Tolerans göstermememiz gereken şey kötülüktür. Toplumu gerçekten kötülüğü etkileyen bir şeydir. Bir insana rehberlik etmesi tamamıyla Tanrı'nın iradesi içinde ve illaki birine kötü etkisi olması gerekmiyor. Yani dinde zorlama olmaz. Mesela dini yasayı zorlayamazsın. O da kötü bir şey değil yani. Uygulamazlarsa. Fakat yani topluma yani sıçradığı vakit tolere etmememiz lazım. Çünkü bir kötülük yani. Mesela mafya değil mi? Mesela örneğe de vermiştim. Yani kötülüğü. Rehberlik ise din ise o tolerans göstermektir. Ona tolerans göstermek lazım. Evet yani şimdi bu kısmın Tevrat açısına da kısaca bakmak istiyorum. Sadece orada nasıl geçtiğini bilgilendirmek için. Orada öyle yazıyor gibisini bilgilendirmek için. Onlara kötü davranıldı ve Lut mahcup oldu. Bakalım şu kısmı. İki melek ve elçi akşamleyin Sodom'a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Burada çizdiğim şey yanlış tercüme yine. Yeni Amerikan benim kullandığım şey revizyon mu diyelim artık. Revizyon da değil aslında ama modifikasyonlar tamamıyla Amerikan çevirisi yani. Yeni Amerikan Kutsal Kitabı çevirisinden aldım. Mesela Ek 22'de mesela o kullanılıyor. Ayet gelmiş çevirde. Dolayısıyla onu aldım. Yani iki melek akşamleyin Sodom'a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Hürmet göstererek beylerim dedi. Hizmetçinizin evine buyurun. Yani hizmet edeceğim diyor. Ayaklarınızı yıkayın. Geceyi bizde geçirin. Sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersiniz. Melekler elçiler. Olmaz dediler.
Geceyi kent meydanında geçireceğiz. Ama Lut çok diretti. Sonra da onunla birlikte evine gittiler. Lut onlara yemek hazırladı. Mayasız ekmek pişirdi. Yediler. Şimdi yedilere niye kızıldım, kırmızı işaretledim? Çünkü Kur'an el sürmedi, yani yemeğe el sürmedikleri yazıyor. Onun için oradan emin değilim. Kırmızı işaretledim. Haberiniz olsun. Yani bu şekilde okuyun arkadaşlar. Tevrat'ı inşallah. Ve öncekileri yazıları. Devam ediyor. Onlar yatmadan kentin erkekleri Sodom'un her mahallesinden genç yaşlı bütün erkekler evi sardı. Lut'a seslenerek bu gece sana gelen adamlar nerede diye sordular. Getir onları da yatalım. Ya bakın yani göre bu nasıl bir şeydir? Adamın evini basıyorlar. Getirin şu adamları yatalım. Ya bir dakika yani ilk önce o adamlar sizin gibi mi yani? İkincisi yani öyleseler bile yanlış. Yani bu çok acayip bir şey yani. Şimdi Kur'an ayeti şu kısmı mesela eğer yerlerine kızlarımı alırsanız bu sizin için daha nezih olur kısmının Tevrat'ına kısmına bakalım. Orada şöyle geçiyor. Lut dışarı çıktı. Yani onların o seslenişten sonra dışarı çıktı. Arkasından kapıyı kapadı. Dedi ki kardeşler lütfen bu kötülüğü yapmayın. Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Size onları getireyim ne isterseniz yapın. Yeter ki bu adamlara dokunmayın çünkü onlar konuğumdur. Çatımın altında altına geldiler. Yani bu muhtemelen burada evlilik yani o kızımı size evlilikle vereyim diyor ama öyle demiyorsa zaten hata yapmış olur. Belki o şey yani o stresin o korkunun altında belki bu şekilde konuşmuş olabilir. Elçiler hatalar yapabilir. Ama muhtemelen ben öyle düşünüyorum. Evlilikten bahsediyor burada. Yani Kur'an'da da zaten aynı şey yazıyor. Kızlarımı alırsanız daha nezih olur diyor. Devam ediyor. Kur'an'da yanıt şöyle. İyi biliyorsunuz ki kızlarına ihtiyacımız yok. Sen bizim tam olarak ne istediğimizi biliyorsun. diye cevaplıyorlar. Fakat Tevrat'ta şöyle cevap var. Adamlar çekil önümüzden diye karşılık verdiler. Adam buraya dışarıdan geldi. Yani Lut'a diyorlar. Bak dışarıdan geldi diyorlar. Şimdi yargıçlık taslıyor. Sana daha da beterini yaparız. Bakın. Cevap bakar mısınız? Lut'u ite kaka kapıyı kırmaya davrandılar. Ama içerideki adamlar uzanıp Lut'u evin içine yanlarına aldılar ve kapıyı kapadılar. Yani burada bu gerçekleşti veya gerçekleşmedi demiyorum. Sadece o olabilir. Yani Tevrat'ta böyle yazıyor diyorum. Orada yazı şeklini aktarıyorum sadece. Yani oldu ve olmadı demiyorum. Sadece olabilir. Yani mesela sureler arasında da bazen hikayenin değişik kısımları başka yani şekilde belirtiliyor ya mesela Musa'nın Firavun'a dediği şey başka surelerde başka cevaplar yanıtlar bulursun muhtemelen hepsini söyledi yani kesinlikle hepsini söyledi zaten burada kesinlik yok ama olmuş olabilir yani o şekilde işlemiş olabilir yani tamamlayan bir bilgi olabilir sadece mümkün olarak evet yani sana daha da beterini yaparız diye yanıtlıyorlar Tevrat'ta bu bana şunu anımsattı Kur'an'da. Yani keşke güçlü bir müttefikim olsaydı. Olabilir, bağlantı olabilir. Tanrı bilir. Meleklerin de bu insanlar sana dokunamazlar demesi de bilmiyorum düşündünüz mü? Neden böyle diyorlar acaba? Acaba bununla ilgili olabilir mi yani? Sana daha beterini yaparız. İlerikli. Neyse Tevrat şu şekilde devam ediyor. Kapıya dayanan adamları büyük küçük hepsini kör ettiler. Öyle ki adamlar kapıyı bulamaz oldu. Yani şu şekilde devam ediyor. Sonra Kur'an'da işte geceleyin ailenle birlikte ayrıl. Onların belirlenmiş vakti sabahtır. Bu şey bilmiyorum. Tevrat'ta böyle geçiyor. İçerideki iki adam Lut'a senin burada başka kimin var diye sordular. Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kentte sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar. Çünkü burayı yok edeceğiz. Rab bu halk hakkında birçok kötü suçlama duydu. Kenti yok etmek için bizi gönderdi. Sonunda haberi alıyor Lut burada. Lut dışarı çıktı ve kızlarıyla evlenecek olan adamlara hemen buradan uzaklaşın dedi. Çünkü Rab bu kenti yok etmek üzere. Ne var ki damat adayları onun şaka yaptığını sandılar. Tevrat şu şekilde devam ediyor. Tan ağrırken melekler Lut'a karınla iki kızını al hemen buradan uzaklaş diye üstelediler. Yoksa kent cezasını bulurken sen de canında onu olursun. Lut ağır davrandı. Ama Rab ona acıdı. Yani onu kurtaracak.
Adamlar Lut'la karısının ve iki kızın elinden tutup onları kentin dışına çıkardılar. Kent dışına çıkınca adamlardan biri Lut'a kaç canını kurtar arkana bakma dedi. Bu obanın hiçbir yerinde durma. Daha kaç yoksa ölür gidersin. Lut aman beyim diye karşılık verdi. Ben hizmetçinizden hoşnut kaldınız. Canımı kurtarmakla bana büyük iyilik yaptınız. Ama daha kaçamam. Çünkü felaket bana yetişir, ölürüm. İşte şurada kaçabileceğim yakın bir kent var, küçücük bir kent. İzin verin oraya kaçıp canımı kurtarayım. Zaten küçücük bir kent. Adamlardan biri peki diye dileğini kabul ediyorum dedi. O kenti yıkmayacağım. Çabuk ol, hemen kaç. Çünkü sen oraya varmadan bir şey yapamam. Bu yüzden o kente Suar adı verildi. Dipnot, yeni Amerikan Kutsal Kitabı'nda çevirdim. Dipnot şöyle, küçük bir yer. İbranice'deki misar kelimesi kelimenin tam anlamıyla küçük bir şey. Yani manasına geliyor diyor. Bundan dolayı Suar şehrin adıyla aynı kök harflere sahip. Yani burada Suar, küçük bir kent, küçük bir şey ile aynı kök harflere sahip. Ondan o isim verildi. Yani Lut'un nereye kaçtığını merak ediyorsunuz bu şekilde. Yazıyor Tevrat'ta. Ve Tevrat'ın vurguladığı kısım da şu. Çabuk ol hemen kaç. Çünkü sen oraya varmadan bir şey yapamam. Yani burada vurgulanan kısım İbrahim'de de o vurgulanmıştı hatırlıyorsanız. Yani burada o Tanrı onu vurguluyor. Yani ben diyor. Elçilerim orada olduğu sürece ben bir şey yapmam diyor. Yani o şey vurgulanıyor. Evet, Tevrat'ta. Kur'an'da sadece tek bir ayet geçiyor. Ah keşke onu unuttum paylaşmayı. Sen onların aralarında oldukça biz onları yok etmeyiz diye bir ayet vardı ama kusuruma bakmayın artık onu buraya koymayı unutmuşum. Neyse bu o şey yani o algı, olgu Tevrat'ta vurgulanan o yani Tevrat'ta vurgulanıyor öyle diyeyim yani. İbrahim'de Lut'ta. Neyse kaçışı bu şekilde oldu. Kur'an ayetleriyle devam ediyoruz. Müthiş bir olay. Hükmümüz geldiğinde onun altını üstüne getirdik ve ona sert yıkıcı kayalar yağdırdık. Bu kayalar haddi aşanları vurmak için Rabbin tarafından belirlenmişti. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar müthiş bir olay? Bir dakika. Tüm kent yok ediliyor. Yani düşünün. Düşünün, kendi hayatınızda düşünün. Sizin yaşadığınız kenti yok edildiğini düşünün. Sizin meleklerin sizi dışarı götürdüğünü, kaçtığınızı ve tüm kentiniz yok oluyor. İdrak edebiliyor musunuz? Ne kadar bir olay, nasıl bir olay? Sert yıkıcı kayalar yağıyor. Nasıl bir olay? Muazzam, müthiş bir şey. Büyük bir olay. Tabi bu sadece bir resim soldaki. Resimlendirme. Şimdi şu kısma bakalım. Bu kayalar haddi aşanları vurmak için Rabbin tarafından belirlenmişti. Bu kayalar o suçlular için belirlendi. Müthiş yani. O da müthiş bir şey yani. Çünkü onların varlığı o suçluları öldürmek için var yani. Yani bir misyon diyelim. Hayat misyonu diyelim artık ona. Yani doğrusu tarbiyon yani. Yanlış bir şey söylemiyorum ama hayat misyonu olarak yani bu kayalar suç haddi aşanları vurmak için belirlendi. Tanrı yani müthiş hesap görendir. Her şey hesapla yapandır. Tanrı yüce edilsin. Bu kayalar işlerini itaatkar bir şekilde işliyorlar. Bu misyonlarını tamamlıyorlar. Yapıyorlar bunu. Çünkü mutlak teslim olanlar onlar. Kur'an'da şöyle bir ayet geçiyor. Göklerdeki ve yerdeki herkesin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve birçok insanın Tanrı'ya secde ettiklerini görmez misin? Bunlar mutlak teslim olmuş, mutlak secde eden varlıklar. Ve insanların da birçok, bir kısmı. İnsana gelince bir kısmı oluyor. Fakat yani bizim mesela bedenlerimiz de teslim olan değil mi? Çünkü o da topraktan, dünyadan geliyor. İşte yer, değil mi burada yer, dağ, ağaç. Yani bunlar bedenimiz gibi mutlak teslim olanlar. Beden, ruh demiyorum yani. Ruh birçok insana giriyor. Yani bir kısma giriyor insan olarak. Fakat yere baktığın zaman
İşte ağaçlara, dağlara, işte mesela bu kayalara. Bunlar Tanrı'ya secdeye doğru mutlak secdeden teslim olan varlıklar. Bu aynı şekilde bize şunu da gösteriyor. Ne işlerini tamamlıyorlar yani. Bu bize şunu da gösteriyor. Mutlak teslim olan, Tanrı'ya secde edenler başarılı olanlardır. Çünkü burada bu hepsini vuruyorlar. Tanrı tarafından belirlendi burada. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tanesi kaçırmış falan. Böyle şey yok yani. Tanrı krallığı mükemmeldir. Onun için zaten eğitim alıyoruz. Teslim olmak için, mükemmel bir şekilde çalışmak için krallığında. Tanrı irade ediyorsa. Ve bu kayalarda mesela buna bir örnek. Yani bizden düşük olduklarına bakmayın. O sadece Tanrı bizi test etmek için bir lütfu. Bizim üstünlüğümüz bu konuda. Halbuki onlar aslında bize bir örnekler. Evet. Kayalarda onurlanmış oldu. Bu şekilde burada anlatımda. Yani dediğim gibi onlar işlerini mükemmel bir şekilde halledenlerdir. Çünkü mutlak teslim olur, mutlak secde edenler. Tanrı'ya. Evet, dediğim gibi müthiş bir olay. Tevrat'ta şöyle yazıyor. Yaratılış 19'da şöyle devam ediyor bu hikaye. Lut, Soar'a yani o küçük kente vardığında güneş doğmuştu. Rab, Sodom ve Gomorra'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri, bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Ancak Lut'un peşi sıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi. Hatırlarsanız Kur'an'da şöyle yazıyordu. Aranızdan kimse arkasına bakmasın, karın hariç. O da kınanmış olanlarla birlikte kınanmıştır. Bu cümle çok ilginç çünkü hem ilk kısmıyla bağlantılı hem ikinci kısmıyla. Yani ilk kısım neydi? Bakalım. Biraz geride kaldı ama. Geceleyin ailenle birlikte ayrılın. Aranızdan kimse arkasına bakmasın, karın hariç. Tevrat'a göre o da ayrılıyor ama arkasına bakıyor. Karın hariç diyor yani o arkasına bakıyor. Yani muhtemelen Lut'un karısı kentten ayrıldı. Yani o kısım hitap etmiyor ama aranızdan kimse arkasına bakmasın karın hariç kısmı. Yani o kısım karısına hitap ediyor, arkasına bakmasın. Cümlenin o kısmı yani onu demek istiyorum. Kusura bakmayın. Öyle kınanmış olanlarla birlikte kınanmıştır. Evet çok ilginç yani Tevrat'a göre karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi. İlginç. Yani o bir şey yani bir tolere hissetmiş yani tolerans göstermiş o topluma. O kalbinde o tolerans onu geriye baktırdı. Yani Tanrı'nın işte her şeyi kontrol etmesi. Subhanallah. Tuz kesildi. Yani bu bir alegorik şey mi? Yani o da onlarla yok oldu mu acaba? Yoksa gerçekten tuz kesildi mi? Onu bilmiyoruz. Gerçekten tuz kesilmiştir. Orası olabilir. Hikaye şu şekilde devam ediyor. İbrahim sabah erkenden kalkıp önceki gün Rabbin huzurunda durduğu yere gitti. Sodom ve Gomorra'ya ve bütün ovaya baktı. Yerden tüten bir ocak gibi duman yükseliyordu. Ya tekrarlıyorum ama yani müthiş bir olay. Yani. Burada mesela resimlendirmesi var. Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim'i anımsamış, Mevlut'un yaşadığı kentleri yok ederken Lut'u bu felaketin dışına çıkarmıştı. Neden Tanrı Lut'u çıkarıyor? Çünkü imanlara garantilenmiş bir galibiyet var. Kur'an'ın 10. surenin 103. ayetini şöyle yazıyor. Biz en nihayetinde elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İmanları kurtarmamız bizim değişmez yasamızdır. Değişmez yasamızdır. Diş yani. Dakika. Evet. Şimdi bu buraya kadar işlediğimiz ayetler fakat tekrar bizim günümüze nasıl hitap ettiğine bakmak istiyorum inşallah. Bu da son kısım. Elçilerimiz ve iman edenleri kurtarırız. Bizim günümüze nasıl hitap ediyor bu? Kur'an'da şöyle yazıyor. Yani imanlar birliktir başlığıyla. Şöyle yazıyor.
3. surenin 103. ayetinden itibaren. Tanrı'nın ipine sımsıkı tutunun hepiniz ve bölünmeyin. Tanrı'nın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Sizler düşman olmuştunuz da kalplerinizi o uzlaştırmıştı. Onun lütfu sayesinde kardeş oldunuz. Sizler ateş çukurunun kenarındaydınız ve o sizi oradan kurtardı. Bakın aynı kelime. Devam ediyor. Tanrı vahiylerini size bu şekilde açıklar ki rehberlik edilesiniz. Yani evet devam ediyor. İçinizden iyi olana çağıran, doğruluğu savunan ve kötülüğe engel olan bir topluluk olsun. Bunlar kazananlardır. Devam ediyor. Kendilerine verilen açık kanıtlara rağmen bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. Çünkü bunlar korkunç bir azabı üzerlerine çektiler. Tanrı burada tam olarak ne diyor bize? Yani imanlar birliktir diyor. Hepiniz bir olun. Tanrı'nın ipine sımsıkı tutunun, bölünmeyin. Siz ateşler çukurunun kenarındaydınız. O sizi oradan kurtardı. Tıpkı Lut'u kurtardığı gibi. Şimdi iyi olana çağırın. Doğruluğu savunun ve kötülüğe engel olun. Şunu şu şekilde bitiriyor. Açık kanıtlara rağmen bölünen ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. Çünkü bunlar korkunç bir azabı üzerine çektiler. Tekrar azaba geldik bakın. Bir kurtarmak vardı. Tekrar azaba geldik. Korkunç bir azap. Peki nasıl? Açık kanıtlara rağmen tekrar bölünmek ve ihtilafa düşmek bu şekilde. Mesela sizler ateş çukurunun kenarındaydınız. Mesela diyelim ki biz bozulmuş bir Müslümandık. Bir kısmı Muhammed'in şefaati, bir kısmı Ali'nin şefaatini ekliyor. Bu işte ateş çukurunun kenarında olmak. Çünkü öyle devam etse, yani öldüğünde gerçekten ölecek ve ateşe girecek yani. Fakat Tanrı o kenarındaydı, oraya gidecek, oradan kurtarıyor. Oradan kurtardı. Nasıl? Kur'an'la, elçiyle. Sonra bize emir veriyor. İyi olanı çağırın, doğruluğu savunun, kötü rengi olun. Ki bu bugünkü konunun, yani bugünkü ayetlerin konusunun içindeydi. Kötülüğe engel olmak, doğruluğu savunmak. Hatırlayın, eşcinselliği tolere etmiyorduk. Çünkü bu kötülük veya mafyacılığı, gangsterliği tolere etmiyoruz. Çünkü bu bir kötülük. Doğruluğu savunmak. Nasıl? İyi olana çağırmak, doğruluğu savunmak. Nasıl? Çocuklarımızı sürekli olarak zina yapmamaya çağırmak. Sürekli doğruluğu savunmak. Mesela kürtajın yasaklanmasını savunmak. Yani burada yani bu da dersin konusunun içine girdi. Yani Subhanallah. Aynı zamanda tamam kurtarıldık ateş çukurundan. Mesela bozulmuş Müslüman olarak veya üçlüye inanan bir Hristiyan diyelim. Veya işte Mişna'ya inanan bir Yahudi vesaire vesaire. Veya işte Tanrı'dan tamamıyla uzak bir yaşam yaşayan bir kişi mesela diyelim. Ateş çukurunda. evet. Fakat oradan kurtarıldık. Şimdi emir verildik. Ondan sonra da tekrar bölünmeyin. İhtilafa düşmeyin. Yoksa korkunç bir azabı üzerine çekersin. Mesela Lut gibi. Lut'un kavmi yani. Lut derken kendisi diye affedersiniz. Lut'un kavmi gibi. Hangi kriterle? Tekrar bölünmemekle, ihtilafa düşmemekle. Açık kanıtlara rağmen, bakın, ne demek istiyor burada tam olarak? Öncelikle ek 1'deki Kur'an'ın mucizesini hatırlayın. Ek 1'de yetkilenmiş çevrenin ek 1'inde Kur'an'ın mucizesi anlatılıyor. 19 mucizesi. Müthiş bir, yani gerçekten müthiş bir olay yani. Açık kanıt. Yani buna rağmen bölünmeyin, ihtilafa düşmeyin. Siz Kur'an'la kurtarılıyorsunuz diyor ayetler. Fakat mucize burada bitmedi. Ek 2'de devam etti. Ve tabii oradan sonra da devam etti ama ek 2'ye bakarsak devam etti. Reşat Halife'nin elçiliği kanıtlı. Mesela Reşat Halife burada sadece Kur'an mucizesini iletip gidebilirdi. Ama öyle olmadı. Aynı zamanda elçiliği de kanıtlandı. Sağda bir örnek verdim. Birinci tablo Reşat. Reşede ve Halife geçen sure ve ayetler. Topladığınızda zaten 19 kez geçiyor Reşede. Ben göstereyim inşallah. Şimdi burada Reşe'de
19 kez geçiyor. Bakın burada 19 derseniz reşede için. Sure ya geçtiği yerlerin sure ve ayetlerini toplayalım. Ve halifenin de geçtiği yerlerin sure ve ayetlerini toplayalım. Sure 2 tekrardır. Bunların topladığınız zaman Reşit Halife yani toplamı 19'un katı oluyor. 1977. Yani Reşit Halife ismi Kur'an'da kodlanmıştır. Mesela bu sadece bir örnek. Ekiki'den yani bir sürü örnek var. Yani bu açık bir kanıt değil mi? Niye yani? Bu niçin var? Neden sırf ek bir yani Kur'an'ın mucizesi yok? Neden ek iki de var yani Reşit Halife'nin elçilik mucizesi? Ne için? Ve bu açık kanıtlar neden ihtilafa böyle ihtilafa düşmekle yani bu açık kanıtlara rağmen neden bölünmek ve ihtilafa düşmek üzerine bu şekilde azap çekmekten bahsediliyor? Ne için? İşte antlaşma elçisi bunu kendisi açıklıyor. Tanrı'dan rahmet diyor. 21.107 referans vererek. Ek 2'de Tanrı'nın antlaşması. Ek 2'de Tanrı'dan rahmet başlığıyla antlaşma elçisi şöyle yazıyor. İmanlılar bir problemle karşı karşıya kaldıklarında bir takım olası çözümler geliştirirler ve bu her zaman hatırı sayılır ölçüde çekişmeye, ayrılığa ve kargaşaya yol açar. Bakın aynı şey. Peki ne demek bu açık kanıtlara rağmen bölünmemek? Antlaşma elçisi şöyle devam ediyor. Yani imanlar arasında problem çıkar diyor. Çekişmeye, ayrılığa ve kargaşaya yol açar. Sonra da şöyle devam ediyor. 251, 364 ve 21.107'den öğreniyoruz ki onun problemlerimize nihai çözümler sağlamak için bize elçiler göndermesi Tanrı'dan ancak rahmettir. 42 51'den öğreniyoruz ki Tanrı bizimle haberleşmek ve yeni bilgiler yaymak için elçilerini gönderir. Tanrı'nın elçileri yoluyla bize iletilen öğretileri en ufak tereddüt olmadan kabul etmeye yönelik 4, 65, 80'de verilen güçlü ihtar bu nedenledir. Bilmiyorum anladınız mı? Tanrı imanların arasında problemler, çekişmeler, ayrılıklar, kargaşalar, ihtilaflar, bölünmeler değil mi? Bu şekilde ateş çukurunun kenarına gelmeler gerçekleştirdiği için, olduğu için yani Tanrı elçilerini yollar. Ve bu problemlere, bakın burada ne yazıyor? Bakın ben demiyorum yani. Biz demiyoruz. Bu neden bize mal ediliyor onu anlamıyorum. Bu antlaşma elçisinin dediği bir şey. Problemlerimize nihai çözümler sağlamak. Kendisi yazmış antlaşma elçisi. Tanrı bu çekişmelere, aralıklara, kargaşalara, problemlere nihai çözüm sağlamak için elçilerini yolluyor. Bundan dolayı ek 2'nin kanıtları var. Bunu kabul etmek yönünde. Onun dediklerini kabul etmek yönünde. Çünkü elçiler o problemleri çözüyor. Tanrı adına Tanrı'ya elçilik yapıyor. Ve o problemlere nihai çözüm sağlıyor. Yani kendisi yazmış buraya. Ve bundan dolayı bu açık kanıtlara rağmen bölünmeyin, ihtilafa düşenler gibi olmayın. Yoksa üzerinize azap gelir diyor ayet. Burada. Yani elçilerin dini hükümlerini kabul etmek. Ben demiyorum. Burada yazıyor. Tanrı'nın elçileri yoluyla bize iletilen öğretileri en ufak tereddüt olmadan kabul etmeye yönelik 4.65-80'de verilen güçlü ihtar bu nedenledir. Peki ayetlerin kendisine bakalım. Yani burada 42-51'den bahsediyor. Tanrı elçisiyle haberleşiyor. Bakalım. İnsanoğlu Tanrı'yla esin yoluyla veya bir bariyer arkasından veya onun irade ettiği şeyi vahyettiği bir elçi göndermesi dışında haberleşemez. O yüceler yücesidir, bilgeler bilgesidir. Yani insanoğlu Tanrı'yla esin yoluyla haberleşir veya işte bir elçiyle. Hakikaten öyle. Burada elçi yazıyor yani. Burada peygamber yazmıyor, elçi yazıyor. Nasıl olur? Yani aklımız çok karıştı. İşte nasıl olur? Çünkü vahiyle olur, esinle olur. Yani demek ki peygamber olan bir elçi, kitap getiren bir elçi
esin alıyor. Mesela Muhammed kitap getiren bir elçi değil mi? Bir esin alıyor. Elçi yazıyor burada yani. Peygamber yazmıyor. Mesela ama örnek olarak peygamber elçi. Kitap getiren elçi. Esin alıyor. Bu kitaba yazılıyor. Kitap getirmeyen elçi. Bu o da esin alıyor bunu. Yani bu ayete göre vahiy alıyor mesela Cebrail'e veya esin alıyor Tanrı'dan. O nasıl oluyor? İşte o bilgi de Kur'an içindedir. Yani mesela Cebrail bir bilgi getirdiği zaman yeni bir kitap getirmiyor orada yani. Orada Kur'an'ın içinde bir bilgiyi iletiyor ona. Veya Tanrı ona esinliyor. Tanrı esinliyor. Yani Reşat Halife mesela kitap getirmeyen bir elçi olarak. Reşat Halife burada şu ayetlerle bitiriyor. Ona da bakalım. Orada ne? Ayetlerin kendisine bakalım. Bu ayetler de şöyle diyor. Asla Rabbine andolsun ki anlaşmazlıklarında senin hakemliğine başvurmadıkça ardından kalplerinde hiçbir tereddüt duymaksızın senin hükmünü kabul etmedikçe onlar imanlar değildirler. Onlar tam bir teslimiyetle teslim olmalıdırlar. Kim elçiye itaat ederse Tanrı'ya itaat etmiş olur. Üst çevrenlere gelince biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Yani özetlemek istiyorum inşallah. Açık kanıtlara rağmen bölünmeyin, ihtilafa düşmeyin, azap gelir diyor. Biz sizi kurtardık. Nasıl? Elçiliğe. Açık kanıtlara rağmen. Reşat Halife'nin elçilik kanıtları var. Yani Tanrı bizi elçilerle kurtarıyor. Ek 2'de antlaşma elçisi Reşat Halife kendisi bunu yazmış. Çekişmeye ayrılığa kargaşa yol açıyor. Tanrı'nın problemlerimize nihai çözümler sağlamak için bize elçiler göndermesi Tanrı'dan ancak rahmettir. 42-51'den öğreniyoruz ki Tanrı bizimle haberleşmek ve yeni bilgiler yaymak için elçilerini gönderir. Tanrı'nın elçiler yoluyla bize iletilen öğretileri en ufak tereddüt olmadan kabul etmeye yönelik ayetler verilen yani 4, 65 ve 80'de verilen güçlü ihtar bu nedenledir. Yani bunu anlamaya çalışalım inşallah. Nasıl yani? Kim elçiye itaat ederse Tanrı'ya itaat etmiş olur. Şimdi onun hükmüne başvurmak, ona itaat etmek, yani antlaşma elçisi Reşat Halife neden bu ayetleri verdi? Çünkü demek ki şu şekilde gerçekleşiyor. Bizim bir anlaşmazlıklarımız var, problem var. Mesela namaz. 2 ve 3 vakit, 4, hangi, yani kaç vakit? 2, 3, 4, 5, 6 ne yani? Tam olarak namaz vakitleri. Antlaşmaya elçinin hükmüne başvuruyoruz. Onun hükmüne başvuruyoruz. Tanrı'dan esin alıyor. Sonra onun esniyle cevap veriyor bize. Biz ona itaat ediyoruz. Aslında Tanrı'ya itaat ediyoruz. Çünkü Tanrı'dan esin alıyor. Mesela bu örnekte kitap getiren elçi Muhammed. Birisi ona bir şey soruyor. Ey elçi, bu konu hakkında yani bu konu hakkında bizim bir tartışmamız var. Senin hükmüne başvuruyoruz. Muhammed Tanrı'dan esin alıyor. O esni ama kitabı getiren elçi olduğu için kitaba yazıyor. O Kur'an'ın bir parçası oluyor. Bu onun cevabı oluyor. Ama Tanrı'dan esin aldığı için, vahiy aldığı için Tanrı'nın cevabı oluyor aslında. Bu kitap getiren bir elçi ve bu cevabı Kur'an içinde kayıtlı oluyor. Kur'an bu şekilde yazılıyor. Bu kitap getiren bir elçi. Kitap getirmeyen bir elçi. Reşat Halife. Bu konu hakkında bizim bir anlaşmazlıklığımız var. Bu konu hakkında Tanrı ne diyor? Bu elçi ise var olan bir kitaptan. Yeni kitap getirmiyor. Var olan bir kitaptan okuyor. Tanrı'dan bu konu hakkında esin alıyor. Hükmünü veriyor ve biz bunu kabul ediyoruz. Ve biz ona itaat etmiş olduğumuz için Tanrı'ya itaat ediyoruz. Çünkü Tanrı'dan esin aldı. Tıpkı Muhammed'in Tanrı'dan esin aldığı gibi, Kur'an'ın içinde kayıtlı olduğu gibi Reşat Halife de bu anlaşmazlıklarda esin alıyor Tanrı'dan. Ve bu da Kur'an içinde kayıtlı ama yazarak değil, içinden çıkararak. Kur'an'dan cevap alarak. Ve Tanrı'nın esin altında.
dini anlaşmazlıklarda hükmüne başvuruluyor. Yani yani bir tanesi Tanrı nesin alıyor Kur'an yazılıyor. Diğerisi Tanrı'dan yani esin alıyor, Kur'an'dan çıkarıyor. Kur'an'dan görüyor. Kur'an'ın hükmü. Kur'an'dan görerek esin alıyor. Yani o ayetler mesela 2 vakit, 3 vakit, 5 vakit çıkarabilirsin ama Tanrı'nın Reşat Halife'ye esinlediği şekil 5 vakit. Nitekim zaten sonra da kanıtlarıyla geliyor. Bu o yani. Bunu hayatımıza uygulayalım. İnşallah. Elçiler arasında ayrım yok. Kabul etmek zorundayız. Bu Reşat Halife bunu kendisi söylüyor burada bakın. Tanrı'nın elçiler yoluyla bize iletilen öğretiler diyor. Bu yazılı ben elçiden işitmedim. Elçiden işitmedim. Elçi başka türlü söylüyor. Hayır. Madem elçiden işitmek istiyorsun buyur. Nor is God's messenger, whoever it is, whatever it is. And a human being like you, the key word is like you. But what is God's messenger? It's a person through whom God is sending information. And the messenger himself is required to listen to this information and is required like you to look at it and believe it or disbelieve it. And it's the same difficulty that you're going through. But it is information from God. That's why God says, "Man yuta'a rasulah fa'ata Allah." Whoever obeys the messenger is obeying God. This doesn't mean idol worship. Evet, elçinin kendisinden de işitmiş olduk. Ve bu bugünkü dersin konusuyla da alakalı. Hatırlayın. Şöyle bir ayette şöyle yazıyordu. İbrahim bizimle tartışmaya başladı. Hikayet sana da ey İbrahim bundan sakın. İbrahim'in orada yapması gereken şey o meleklere yani elçilere işitiyorum itaat ediyorum demesi gerekliydi. Yani işlerinde hüküm vermesi için Tanrı'ya ve elçisini davet edildiklerinde imanların tek sözü işitiyoruz ve itaat ediyoruz demeleridir. Yani tartışmaya başlamayın yani. Muhammed'e bir soru soruluyor. Hangi ayetler haram? Muhammed Tanrı'dan esin alıyor, Kur'an'a yazıyor, 4 ayet haram. O adamla tartışmaya başlamayın olsun. Hükmü vermiş zaten yani. Tanrı'dan almış, hükmü vermiş. Muhammed değişik. Değişik değil. Aynı şey elçi, Reşat da elçi. Reşat da bu soruyu alıyor. Mesela mesela Tanrı'dan mesela hangi yaş sorumluluk yaşı? Tanrı'dan esin alıyor. Sanırım 46-15'ti. 40 yaş alıyor. Burada sorumluluk yaşı 40 olarak veriliyor diyor. Demek ki ondan öncekiler cennete gidiyor. Bu Tanrı'dan esin alıyor. Dini hüküm veriyor. Tartışmaya başlıyorlar. Ya bu nasıl? İyi de hani Muhammed bir bilgi getiriyor. Bakın izah etmeye çalışayım. Muhammed'in zamanında tek 4 haram et o değildi yani. Başka uydurdukları şeyler de vardı. İbrahim'den gelmeyen. Kur'an onlara bidat diyor. Başka etler de uydurdular. Hatta bir tanesinde çok ilginç yani. Bize helal, karımıza haram. O nasıl oluyor onu anlamış değilim ama sonuçta hani biyolojik bir şey mi var? Hani saçmalık işte bidat uyduruyorlar. Yani orada mesela uydurma haramları var. Veya helal haram. Karışık. Yani o da dediğim gibi ilginç bir durum. Yani burada mesela Muhammed Tanrı'dan nesin alıyor? Kur'an'a yazıyor. 4 et haram diyor. Tartışmaya başlıyor. Yani ya tartışmayın. Tanrı'dan esin almış işte. Dini hükmü elçinin hükmüne başvurmamız gerekiyor. Bu orada bitiyor. Yani aynı şey Reşat Halife de Tanrı'dan esin alıyor. Bu ayet yani Hepsi Kur'an dayanıklı. Muhammed'in dediği de Reşat'ın dediği de. Reşat burada diyor ki bu ayetten çıkarıyoruz ki 40 yaşıyor sorumluluk yaşı. Ondan önce ölenler cennete gidiyor. Çünkü sorumluluk yok. Yani onu çekiyorlar üzerinde.
Bu Tanrı'da nesini alıyor? Dini hükmü veriyor. Aynı şekilde alışagel, yani Muhammed'in örneğini niye verdim? Çünkü alışık bir şey değil. Burada da mesela bu da alışık bir şey değil. Ama sonuçta bir dini hüküm ve bilgi, dediğim gibi, ben demiyorum, tekrar Reşat Arif'in dediği gibi, Tanrı'nın elçileri yoluyla bize iletilen bir öğreti. Şurada altını çizdim. Yani bunu artık tartışmaya başlayıp, yani bundan sakının. İmanların tek sözü işliyoruz ve itaat ediyoruz demeleridir. İşlerinde hüküm vermesi için tarihe ve elçisine davet edildiklerinde. Evet, yani bu bugünkü konunun da konuyla da alakalı. Evet, bu şekilde devam ediyor. Doğrular için galibiyet başlığıyla şu ayetleri de paylaşmak istedim. Sizin için geçmişte emsaller oluşturuldu. Yeryüzünü dolaşın da imansızların akıbetlerine bir bakın. Bu insanlar için bir bildiri ve doğrular için bir rehberlik ve aydınlanmadır. Tereddütte düşmeyin ve üzülmeyin de, çünkü eğer imanlar iseniz nihai galipler sizlersiniz. İmanlar iseniz nihai galipler sizlersiniz. İmanlı. Bu kelimeyi daha önce nerede gördük? Burada gördük. İmanların tek sözü işte. Kendisine esin vermesiyle birlikte ekikede belirtmiş. Yani birlikte belirtmiş bunları. Burada. Dolayısıyla imanlar bunlardır. Ben demiyorum. Kur'an diyor. Eğer imanlar iseniz nihai galipler sizlersiniz. Sizin için geçmişte emsaller oluşturuldu. Bakın şu yıkık dökük kentlere bir bakın. Bunlar gibi mi olmak istiyorsunuz? Yoksa Davut gibi mi olmak istiyorsun? Ben bu Davut tabi değil yani. Onun şeyi değil. Fotoğraf değil sonuçta, ama onun bir çiziniş, yani bir sanat eseri yani burada. Davut'un elinde ne var? Tanrı'nın sözleri. Tanrı elçileri yoluyla iletilen bilgiler. Davut çok, neden Davut örneğini verdim? Çünkü yani çok başarılı bir kraldı. İsrail devletini çok doğru bir insandı. Başarılı bir kral. Gerçekten de galip bir insan. Düşmanlarına hep galip gelmiş. Hep değil ama düşmanlarına galip gelmiş bir insan. Hep zaten sonuçta, yani nihai sonuç olarak hep galip gelmiş. Bir örnek imanlı. Mezmurlarda okursanız zaten anlarsınız yani. Yani bu örnek mi olmak istiyorsunuz, yıkılmış bir kent, yoksa Davut örneği mi olmak istiyorsunuz? Bu galip, yani sadece dünyada değil, dünya ve ahiret. Bu sadece imanlar için. Kim için? İşlerinde hüküm vermesi, tarih ve elçinde davet etkilerinde imanları tek su işliyoruz ve itaat ediyoruz demeleridir. Bunlar için. Dediğim gibi, sizin için geçmişte emsaller oluşturuldu. Bu ayetlerin bizim günümüze de örneğini dediğim gibi göstermek istiyorum. Reşat Halife tarafından hazırlanan Kasım 1989 Teslim Olanlar Perspektifi yayınından alınan Reşat Halife Cebrail Aracılığıyla İlahi Duyuru başlığıyla Cebrail'den aldığı vahiy, yani doğrudan aldığı vahiy. Cebrail aracılığıyla dediğim gibi. Kasım 1989'da şöyle yazıyor. Nuh'un zamanında olduğu gibi sadece Tanrı'nın elçisiyle birlikte duranlar kurtarılacaktır. Eğer 7. surenin 64. ayetine bakarsanız şöyle söyler. Onu Nuh'u reddettiler. Neticede onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık ve vahiylerimizi reddedenleri denizde boğduk. Onlar kördü.
Ayet 72 şöyle söyler. Sonra biz onu Hud'u ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık ve vahiylerimizi reddedenler yine imanlar olmayı kabul etmeyenleri yok ettik. Ayet 78-79 şöyle söyler. Bunun üzerine o sarsıntı onları evlerinde ölü bırakarak yok etti. O, bu sefer Salih, şöyle diyerek onlardan yüz çevirdi. Ey halkım, ben size Rabbimin mesajını ilettim ve size öğüt verdim. Fakat siz hiçbir öğüt verenden hoşlanmıyorsunuz. Ayet 83 şöyle söyler. Bunun üzerine biz de onu Lut'u, bu sefer Lut'a geldik. Bunun üzerine biz de onu Lut'u ve ailesini kurtardık. Fakat karısını değil, o mahkum edilenlerle birlikteydi. Ayet 91-92 şöyle söyler. O sarsıntı onları evlerinde ölü bırakarak yok etti. Şuayb'i reddedenler sanki hiç var olmamış gibi yok oldular. Şuayb'i reddedenler kaybedenler oldular. Ayet 101 şöyle söyler. Sana bu toplumların tarihini aktarıyoruz. Elçiler onlara açık kanıtlarla gitmişlerdi. Fakat daha önce reddetmiş oldukları şeylere iman edecek değillerdi. Tanrı inkarcıların kalplerini işte böyle mühürler. Aynı dersleri 26-155 affedersiniz. Aynı dersleri 26-105'ten 190'a kadar da görüyoruz. Melek Cebrail bana Tanrı'nın planını iletti. Onun antlaşma elçisinin yanında olmayı reddedenler tamamen yok edilecekler. Bana özel olarak bunun tıpkı Nuh'un zamanındaki gibi olacağı söylendi. Sadece Tanrı'nın elçisinin yanında olanlar kurtarılacaktır. Allahu Ekber diye bitiriyor. Tanrı elçisinin yanında duranlar. Kim? Onlara açık kanıtlarla gelmişlerdi. Fakat onlar iman etmediler. Bunlar inkarcılar. İman. İmanlar kimdi? Tekrarlıyorum. İşliyoruz ve itaat ediyoruz diyenler. Elçilere. Dini hüküm konusunda tabii ki. Dini konuda. Evet, burada iletilen bilgiler. Evet, dini anlaşmazlıklarda hakemliğine başvurmak bu konuda. Mesela Tanrı'nın, mesela burada tekrarlıyorum, affedersiniz. Mesela burada 40 yaşı verisi. Kur'an'dan çıkmış. Ya bu Kur'an'dan çıkmış bir bilgi. Kur'an'dan bir bilgi. Ona itaat etmek. Yani bu konuda bahsediyoruz. Yoksa din dışı konular değil. Ve kişisel hataları değil. Evet. Dediğim gibi kutsal yazıdan çıkardığı bilgiler. Öğretiler. Tanrı'nın ona kutsal yazıdan öğrettikleri bilgiler. Esinlediği bilgiler. Bu tabii ki elbette. Muhammed'e esinlediği gibi. Yani imanlar bunlar. Bunlar yani Tanrı elçisiyle birlikte duranlar kurtulacak. Yani bir şey olacak. Gelecekte. Bütün bu örnekler, bakın bütün bu Lut hikayesi biz en nihayetinde elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. İmanları kurtarmamız bizim değişmez müthiş bir şey yani. Değişmez yasa. Lut acaba bunun bilgisinde miydi? Ama Lut işte bize bir örnek teşkil etti. Evet. Subhanallah. Elhamdülillah. İnşallah. Evet, tebrikler arkadaşlar. Dersin sonu buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir buçuk saat sürmüştür herhalde. Sözlü konuna bakıyorum.
İnşallah. 4 gün önce, yani bugünden yok daha. Söz istemenizi bekliyorum arkadaşlar. Lezzetli bir ders Görkem Tarhan Hediyesi. Ya evet, uzun oldu. Neyse ya, konuşmuş oldum. Ayetleri boş boş geçmedim. Tarhan Hediyesi. Belki son kısmı biraz eklemiş oldum da. Neyse. Evet, söz isteyen yok mu ya? Ya o kadar uzun muydu ya gerçekten? Yani... Yapma ya, ben normal şey sandım ya. Tolere etmenin müdahale etmemek olması önemliydi. Evet. Başlıyorum. Ya kimse söz istemiyor. Çok mu abarttım yani? Evet, teşekkürler arkadaşlar. Sen ne diyorsun? Tamam İskender abi. Evet. Mantıklı, doğru. Ya söz istemeyen buyur sen abi. Evet, tebrikler ders için. Şimdi burada ben birkaç şeye değinmek istiyorum. Elleriniz 70. ayette onu ellerini sürmediklerini görünce şüphelendi ve onlardan korktu ifadesini ben sen derste anlatırken de zaten yazmıştım. Ben şöyle anlıyorum, yani her zaman da okuduğumda öyle anladım. Misafir geliyor, misafire yemek hazırlatıyorsun. Ama yani oturuyorsun sofranın başında, onlar hiç ellerini sürmüyorlar. Muhtemelen konuşmuyorlar da böyle sofranın başında bekliyorlar yani. İnsan gerçekten bir korkar, çekinir. Bir de yabancılar sonuçta. Hani ben açıkçası burada İbrahim'in korkusunu anlayabiliyorum. Evine gelen yabancılar var. Bir de bunlar yabancı yani. Orada tanınmayan insanlar. Melek de olsalar insan kılığındalar netice itibariyle. Onun için hani orada bir İbrahim. Düşünsene yani sofrada oturuyorsun, yemiyor, içmiyor, elini uzatmıyor yemeğe, hiçbir şey konuşmuyor. Böyle sen ona bakıyorsun, o sana bakıyor. Yani insan gerçekten bir korku duyar diye düşünüyorum. Bunun dışında mesela ben Lut'un bu zor bir gün, onların varlığından dolayı mahcup oldu, bu zor bir gün dedi. Bunu da burada burayla ilgili de şunu düşün. Muhtemelen o melekler tabii insan kılığındaydılar ve ben yakışıklı erkek kılığında olduklarını düşünüyorum. Onlar hani Lut da biliyor ki bu halk İşte yakışıklı erkek, ya daha doğrusu hep erkek erkeğe cinsel ilişkide bulunuyorlar.
Ve netice itibariyle orada yakışıklı bir erkekler gelmiş. Ne yapacakları belli. O nedenle ben Lut'un bu misafirlere karşı mahcup olduğunu ve zor bir gün dediğini düşünüyorum. Zaten netekim hemen diyor ki ben size kızlarımız yani kızlarımı alın. Onlar da diyorlar ki sen bizim ne istediğimizi iyi bilirsin. Orada sen derste gülmüştün. Yani böyle bir bıyık burkarak böyle bir imalı bakışlarla muhtemelen dediklerini düşünüyorum. Lut da tabii Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın demiştir. Ve orada tabii ki bir mahcubiyet yaşamıştır diye düşünüyorum. Bu çünkü daha sonra melekler ona şunu söylüyorlar. Yani merak etme, işte onlar helak olacak, sen ve ailen kurtulacaksın, karın hariç. Ben buradaki Lut'un mahcubiyetini anlıyorum ve dediğim gibi buna bağlıyorum. Bir de yani bu olay olduğunda Lut Tanrı'ya iman ediyordu. Çünkü İbrahim'den Tanrı'yı dinlemişti. Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu, Tanrı'nın her şeye gücü yeten olduğunu ve işte örnek veriyorum. İbrahim ne diyor? İşte beni yediren, içiren, hastalandığımda iyileştiren, öldüren, dirilten, yargı gününde günahlarımı bağışlayacağını umarım odur diyor. Yani Tanrı'yı her şeye gücü yeten, her şeyde tam kontrol durumunda efendi olarak tanımlıyor. Benim efendim o diyor. Hepimizin efendisi o diyor. Ve de Tanrı'yı böyle tanımladığı noktada Lut onu dinleyip iman ediyor ama buna rağmen Lut diyor ki keşke bugün güçlü bir müttefikim olsaydı. Açıkçası ben burada tabii ki böyle bir ifadeyi bir peygamberden yahut bir peygambere yahut bir imanlıya yakıştıramıyorum. Hani sen her ne kadar bunu şuna bağladın galiba yanlış anlamadım. İşte sonuçta henüz o daha yolun çok başındaydılar. İşte savaşlar olmuyordu, şu olmuyordu, bu olmuyordu. Hani böyle bir ifade kullanması ona göre normal ama ben açıkçası burada Lut'un bu ifadesini yani anlayamıyorum. Çünkü imanlılar bilirler ki Tanrı onların müttefikidir. Muhtemelen yani muhtemelen değil, Lut'un da bunu bilmesi ve bunu bilerek konuşması gerekirdi. Bu açıdan ben bu ifadeyi Lut'a yakıştıramadım. Tabii ki Kur'an'daki peygamber ve elçilerin hikayeleri bizim için dersler teşkil eder, ibretler teşkil eder. Bu noktada da elbette tamamen hepsi doğrudan örnek değillerdir. Yani şunu demek istiyorum. Mesela Yakup'un oğluna aşırı derecede hasret ve özlem beslemesi, sürekli oğlunu düşünmesi, üstelik oğlunun Tanrı tarafından bir plan gereği gittiğini bilmesine rağmen böyle düşünmesi sonucunda biliyorsun gözlerine beyazlık indi. Ve bu bir hataydı, günahtı. Günahının bedelini gözlerini bir süre görmeyerek ödedi. Şimdi biz orada diyemeyiz ki işte evlat hakkında endişe duymak, İşte ne bileyim evladına bu kadar aşırı hasret beslemek normal bir şey. Üzülmek normal bir şey. Yusuf'a üzülüyordu. Normal bir şey çünkü bak peygamber böyle öyle oluyormuş diyemeyiz. Orada Yakup bir hata yapıyor. Şimdi o noktada ben Lut'un da böyle bir hata yaptığı kanaatindeyim. Ama tabii ki bu netice itibariyle Kur'an'da Tanrı tarafından tekraren belirtilmiyor. Ben kızlarını teklif etmesini kesinlikle alın kızlarımı gidin yatın dediğini sanmıyorum. Çünkü İbrahim'in dininde de bir şeriat vardı. Ve muhtemel Nuh'tan sonra kadın erkek, evlilik, nikah bu konular Nuh'tan sonraki bütün peygamberlerde bence aynı. Dolayısıyla o zaman da nikah vardı. Nikahlı evlilik gerekiyordu benim anlayışım. O nedenle ben bunu derken kesinlikle alın kızlarımı nikahlayın dediğini düşünüyorum. Bu ifadenin bu şekilde bırakılmasını da
Ben açıkçası bir boşluk olarak, inkarcılar için bir boşluk olarak değerlendiriyorum. Son olarak Erdem'cim, sen Tevrat'tan ayetler paylaştın maşallah. Bence güzel oldu. Tanrı seni nimetlendirsin. Orada İbrahim'le ilgili sıklıkla Avram ifadesi kullanılıyor ve gençken Avram olduğu, işte belli bir yaştan sonra Tanrı'nın ona İbrahim adı verdiği Tevrat söylüyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam düzelt, çünkü böyle olduğunu okuduğumu çok iyi biliyorum. Fakat Kur'an bunu doğrulamıyor bana göre. O yüzden ben Avram ifadesi İbrahim için kullanmayı doğru bulmuyorum. Çünkü Kur'an'da daha gençken, daha babasının yanındayken, işte biz bir putlarımızı diline dolayan birini işittik, ona İbrahim deniyor diyerek oradaki putperestlerin ağzından o dönemde İbrahim dendiğini biz... Dolayısıyla ben açıkçası bu bilgiyi doğrulamadığım için Avram olduğu konusuna katılmıyorum. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler ders için. Maşallah. Yorumların çok güzeldi abi, maşallah. Teşekkür ederim. Değerli oldu. Söz aldığın için de teşekkür ederim. Yani evet, katılıyorum. Bir de evet, yani ellerini sürmeme konusunda da mantıklı. Evet maşallah, teşekkür ederim tekrar. Ve Lut konusuna gelince, yani ben de evlilik olarak, nikahlanma olarak düşünüyorum. Zaten birkaç ay sonra zaten Tevrat'ta da şey yazıyor, yani nikahlanan erkekler falan gibisinden bir şeyler, yani o ona işaret ettiğini düşünüyorum. Öyle değilse de zaten yani hatası olur, ama öyle olduğunu düşünüyorum yani nikahlan. Seymur abi soru sormuş. Eşcinsellikle nasıl edinmez, nasıl karşı koyabiliriz, tavrımız nasıl olmalı? Benim kişisel olarak algıladığım şekil, eşcinselliği legal, yani evlilik legal yapmamak ve çocuklarını Ek 34'te belirtildiği gibi tembih etmek. Neredeydi? Evet. Evet. Öncelikle tebrikler. Maşallah bayağı güzel hazırlanmışsın. Ayetler üzerinde araştırmalar yapmışsın. Ayrıntılara indin. Tebrik ederim. Güzel oldu. Şimdi ben İbrahim konusunu okurken işte özellikle misafirlerine hemen bir buzağı kesmesi, vermesi, ondan sonra ateşten kurtulması, onun dışında yaşlı halindeyken kendisine yıllardır sahip olmak istediği evlatların verilmesini görünce, tipik olarak Tanrı'nın krallığı nasıl olur? Gerçekten bunu canlı bir örnek olarak görüyoruz. Çünkü gerçekten İbrahim Tanrı'nın krallığındaydı ve Tanrı'nın krallığında mükemmel sağlık vardır. Yani evet, hani kısırlık bir sağlık sorunu olarak değerlendirilebilir. Sonuçta kadında bir sağlık problemi var yani. Ama Tanrı bunu çözüyor. Tanrı'nın krallığına girdikten sonra İbrahim mutlu olsun diye bunu çözüyor. Görüyorsunuz yani, İbrahim hemen bir buzağı ikram edecek kadar zengin bir adam. Ama cimri değil mesela. Yani malına tapmıyor. Malın Tanrı'dan geldiğini biliyor. Cimrilik yapmıyor. Yani çok mert bir adam. İşte Tanrı'nın adamı böyle olur insan diyor yani. Kendi içinden öyle geçiriyor. Mert olur. Gerçekten Tanrı'nın krallığında olduğu zaman Tanrı refahı nasip eder. Şu an mesela işte maddi sıkıntılar belki yaşıyor olabiliriz, ama Tanrı'nın krallığına girdikten sonra bunların hiçbiri kalmayacak. İşte sağlık problemimiz mi var? Tanrı'nın krallığına girdikten sonra bunların hiçbiri kalmayacak. Tanrı'nın krallığına girmek bence uzun sürüyor biraz. Yani bence kabul testleri insanı iyice sarsıyor. İyice hırpalıyor. İyice arındırıyor.
iyice Tanrı adamı olup olmadığı ortaya çıkarmak için şey yapıyor. Yani bakın hani bilmiyorum bir test midir değil midir ama İbrahim yaşlılığına kadar çocuk sahibi olamamış yani. Hele o zaman da kendi evlatlarıyla övünen insanları düşündüğümüz zaman hani evlat sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu da düşündüğümüz zaman yani bence burada bir test de olabilir. Ama Tanrı'nın krallığına girdikten sonra bu test yani Tanrı onu nimetlendiriyor. Hem de nasıl nimetlendiriyor? Yani ulusları onun neslinden, genetik şeyinden çıkarıyor yani. Uluslar ondan sonra ve onun ulusundan hep böyle peygamberler, elçiler çıkarıyor. İşte Tanrı'nın krallığına girmek, evlat sahibi olmak böyle bir şey yani. Tamam bir evlat sahibi olmak var ama bir de İbrahim gibi evlat sahibi olmak var yani. Evlatlarından nesiller ve parlak nesiller, parlak insanlar çıkması var. Mükemmel sağlık dedik, mükemmel refah dedik ve mükemmel mutluluk. Bir başka bir ayette de biz ona bu dünyada mutluluk verdik diyor. Yani İbrahim'i Tanrı bence bize Tanrı krallığının nasıl olduğunu göstermek için de bir örnek olarak sunuyor diye düşünüyorum. Özellikle mükemmel mutluluk, mükemmel refah. Yorumların için, bilgiler için. Yorumlarınız da çok faydalı oldu. Tanrı lütfu. Başka yorum? Evet, var. Buyursun abi. Ben şu konuya değinmek istiyorum. Eşcinselliği tolere etmemek. Şimdi demin yazdım da aynı zamanda ama söylemek de istedim. Şimdi ben eşcinselliği tolere etmemeyi eşcinsellikten kaynaklanan haklarını vermemek olarak anlıyorum. Yani şimdi örneğin yürüyüş yapmak bir insan hakkıdır. Yani burada bu erkek, kadın cinsiyetlerden bağımsız bir haktır. Bu eşcinsellikten doğan bir hak değildir. Dolayısıyla yürüyüş yapmalarını ben tolere etmek olarak karşılamıyorum. Bunun bir demokratik hak olarak görüyorum. Fakat erkek erkeğe evlenmeleri eşcinsellikten doğan bir haktır. Dolayısıyla bu hakkın verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hakkı vermenin onları tolere etmek olduğu kanaatindeyim. Bunun dışında biz fikri olarak tabii ki tolere etmemeliyiz. Yani bu konuda bize soru sorulduğunda eşcinselliğin kesinlikle hiçbir makul tarafı olmadığını söylemeliyiz. Ben açıkçası bunun ya bu bir hastalık deyip böyle çok hafife almak gibi görüyorum. Yani buna bir hastalık demenin de bir tolere olduğunu düşünüyorum. Netice itibariyle eşcinsellik tam olarak bir sapkınlıktır ve Kur'an'da kınanmıştır. Dolayısıyla benim anlayışım bu noktada kesinlikle onların eşcinsellikten doğan haklarını vermemek üzeredir. Hani burada Seymur soru sormuştu. O soru üzerine ben bunu söyleyeyim ama dediğim gibi demokratik hakları olarak ben açıkçası onları şey görüyorum. Yani nasıl anlatayım? Yürüyüş yapmalarını bu noktada makul görüyorum. Daha doğrusu karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkürler yorumun için. Sana katılıyorum. Sonuçta yani yürüyüş yapmak, görüşünü belirtmek bir kötülük işi değil yani burada. Tolere edilecek bir derece şey değil yani burada rehberlik konusunda insanlara tolerans göstermek gerekir. Sadece kötülüğün işlenmesine müdahale olmalı. Yani sana katılıyorum bu konuda. Yani ben de öyle düşünüyorum. Başka söz isteyen var mı?
Buyurun yazın. İsterseniz. Yorumlarınız çok değerli oluyor. Sen Lütfü'nü. Evet, başka söz isteyen yok sanırım. Evet, yani sanırım söz isteyen yok. Saat 11. 11'e geliyor yani. Oldu, 11 oldu. İsterseniz bitirelim o zaman. Yine bir söz isteyen varsa yazabilir tabii ki yine de. Tamam, söz isteyen yok yani herhalde artık dersi bitirebiliriz inşallah. Tekrar herkese tebrik ediyorum. Esenlikler, sen kalın. İnşallah. Neredeydi? Burada. Tamam.